Burada Zeki Demirkubuz biraz Sedat Peker'lik yapmaya çalışıyor. Evet. Çok iyi. O kadar iyi bir tespit ki. Böyle sağ sola tehdit edeyim, video çekeyim. YouTube kanalı açıp açmayayım. O zaman Zeki Demirkubuz sinema sektörünün mafya babası diyebilir. Hayır. Abartalım biraz. Mafya babası olmaya çalışan birisi. Ayca hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Ya uzun zaman oldu, videolara çıkmıyoruz. Evet. Video çekmiyoruz. Bugün Jack ve ekibi magazinine geri döndü. Evet, YouTube'a. Dedik ki bomba gibi bir düşelim. Evet. Neden biz de magazin yapmayalım? Hazır Müge ve Gülşen ayrılmışken boşluğu neden doldurmayalım? Çok mantıklı. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kendisini takdim etmek istiyorum. Beyza Barış'tan. Barış'tan arkadaşlar. Bu ismi çok duyacaksınız magazin. Evet. Magazin başı Beyza çünkü. Evet. Bundan sonra ben buralardayım. Evet. Biz çoğu kısmındayız. Ama Beyza gizli silahımız bizim arkadaşlar. Konularımızı yavaştan geçelim isterse. İlk neyle başlıyoruz? Neyle başlıyoruz? Şimdi biz bir film çıkarttık arkadaşlar. Küçük bir kısa film çıkarttık. Evet. 2024'de böyle girdik. Böyle girdik. Ama biz dedik ki biz hazır kısa film çıkartmışken bir kaos olur bilmem ne olur. Bizden önce davrandılar. Evet. Yani gündemi meşgul ettiler. Evet. Yoksa biz patlamıştık. Yoksa biz patlamıştık gitmiştik. Yani. Şu an tanımıyorum. Ama çünkü neden? Çok ünlü iki yönetmen. Evet. Senarist. Zeki Demirkubuz. Ve? Nuri Bilge Ceylan. Ben üçünü de tanımıyorum. Hayda. Hayda. O zaman anlatamıyorum başta. Evet. Tanımayanlara. Tanımayanlara. Zeki Demirkubuz 60 yaşındaymış. Ciddi misin? Gerçekten mi? Nuri Bilge Ceylan. O da yaşlı. O da yaşlı bir adam. Şimdi olayların en başına gidelim. Nasıl bu iki yönetmen çatıştılar? İlk başlarda çok iyi iki arkadaş olduklarını iddia ediyorlar. Yani öyle görünüyormuş. Ama Beyza Hanım şöyle bir bilgiye ulaşmış. Lütfen. Zeki Demirkubuz'un dediğine göre aslında hiçbir zaman yakın arkadaş değillermiş. Diyor ki ben aç kalsam diyor ekmek parası istemeyeceğim bir insan. Evet. Var. Onu en son gün bu biraz medyanın iki Türk önemli iki Türk yönetmenini arkadaş gibi göstermesi diye yorumladım ben. Olabilir. Çünkü tarzları da çok benziyor. Hazır birlikte bir ufak bir arkadaşlıkları varken belki medya ya da insanlar böyle yorumladığı için bu iki ismi bir yerde görmek istediği için de böyle bir şeyler oluşmuş. Olabilir. Olabilir. Ama Zeki Bey de aynı zamanda Habertürk'te verdiği o röportajda diyor ki ne olduğunu ben de anlamadım. Hani Nuri bana kendi kendine küstü. Şimdi Habertürk'te Nuri Bey'in değil, Zeki Bey'in verdiği. Bayağı hakimim. Ben izledim ama adam o kadar yavaş konuşuyor ki çarpı 2'de izledim. Ve nefret saçıyor ve yordu yani. O kavga beni yordu. Beni de yordu. Ne gerek var ya? Siz kendinize takılıyorsunuz. Ya bilmiyorum belki de Zeki Demirkubuz hazır filmim çıkıyor. Ben şöyle bir patlayayım. 10 yıldır belki bir film yapmamış. Belki de gündem yarattım. Çünkü hayata nasıl denk gelir bu kavga? Bütün reklam yani. Değil mi? Hiç mi bugüne kadar hiçbir bir yerde röportaj vermedin ve Nuri Bilge Ceylan'ın konu gelmedi de hayat çıkarken geldi. Ay bir de kaç yıldır ben diyor işte iş yapmıyorum güç yapmıyorum diyor. İyice mağara adamı oldum, top oynuyordum. Evet, sakatlandım. Issız adam. Issız birey diye. Issız birey. Lütfen. Issız birey. Issız sevmeyiz. Böyle takılırken bir anda gündeme düşme çabası diye yorumladık biz. Ben evet, Jack ben öyle. Olarak. Tabii. Ve o röportajındaki söylemleri de aşırı çirkin. Yok lavuk, yok. Aynen tokada atacaktım bilmem ne aynen, falan. Aynen hani böyle söylemleri var. Detaylara girelim nasıl olduğuna ilk başta. Şöyle altın portakal ödüllerinde Zeki Bey ödüller alıyor. Evet evet. İki tane ödül alıyor. İki ödül alıyor galiba. Ama aynı sene hem Kader hem de İklimler filmi aynen, altın portakalda. Aynen. Ve İlk başta iklimlerin ödülleri açıklanıyor. Hı hı. En son artık kadere hiçbir şey yok falan diye düşünmeye başladık diye bir söylemle ben Zeki Demirkubuz. Bunu söylerken de aşırı çirkin bir şekilde söylüyor bu arada. Aynen. Biz çünkü hiçbir şey beklemiyorduk ki biz hiçbir şey yapmıyorduk aynen, da bilmem ne de. Sonuçta ödül törenine katıldıysan, adaysan bir şey beklersin yani. Beklersin. Sen de şov yani, yapma kardeşim. Şov must go. Sonra Nuri Bilge Ceylan bayılıyor filmde. Şeyde aynen filmde. Bu da ayrı bir drama. Ödül töreninde bayılıyor ama bayılması gerçekten de sağlık sıkıntısından dolayı olmuş. Ama yani ne kadar öyledir büyük ihtimal yani koskoca adam şov yapacak hali yok. Ödül alamadım ya da en iyi yönetmen ödülü hali yok. Yani, ama şeyi hatırlayamıyorum. En iyi yönetmen ödülü hangisine gitmişti? Bilmiyorum. Onlar 3 kişiler.
Onlar 3 kişiden daha var. Sanırım en iyi film ödülünü Kader alıyor diye biliyorum ben. O ödülü alamadığı için bayıldığını iddia ediyor Zeki Demirkubuz kendi çapında. Hani buna yollamış. Ama hayır şöyle de diyor. Ben gittim diyor, yardıma da baktım diyor. Ama bir sürü insanlar gelince tabii ben de şey yapamadım falan diyor. Kendini savunuyor. Evet ve hatta şey de diyor. Ödül töreninden önce işte yanımıza geliyordu. Biz de konuşuyordu. Sonra ödül töreni anında yüzümüze evet, bakmıyordu. Ödül töreninde şey buna sürekli olarak ne haber Nuri falan filan diyor. Ses, şey aynen seslenmiş. Aynen biraz seslenmiş ama Nuri dönmemiş. Bu ne? Bu nasıl trip? Lise sırası tribi. Nuri bir gece Ceylan tam o vibe vermiyor mu? Böyle o şey, o cool adam. Daha cool. Zeki evet. Demirkubuz'a böyle işte vahşi saldırıyor gibi. Zeki Demirkubuz kendi daha öne atan böyle daha şey bir tip. Nuri daha elitist duruyor. O bence bunu yapmaya çalışıyor. Sessiz kalarak böyle coolluğunu koruyor işte. Yok tamam YouTube kanalı açsın, konuşsun o falan. Şuradan tiplere de bakınca anlaşılıyor kimin daha sahip yok. Evet yani. Ama bunlar bir oyun olabilir bence. Ya şimdi şöyle olayın başında tam hiçbir şekilde neden küçüklerini asla söylemiyorlar. Zeki, Nuri diyor ki hani birkaç sebeplerden dolayı ben Zeki'den kendimi geri çektim diyor. Ama o sebebi söylemiyor mesela. Neden, ne sebep var? O arada bir 5 dakikada bir şeyler yaşanmış arkadaşlar. Ne yaşandığını bir haber gelmiş diyor. Diyor ki iklimlerin kurgusu sırasında çok çiğ bir hareket yaptı. O onu çekti, ben kaderi çektim demiş. O ara bir şeyler olmuş iklimlerde. Bir de zaten bu Zeki Demirkubuz'a diyor ki ya diyor beni kendinden soğuttu, midemi bulattı diyor. Bir de şey var diyor, Zeki diyor ki kanla diyor şey yaptı, hani ben kana laf etmişim, o da sanki kanın muhtarına bana kanın muhtarıymış gibi bana bozuldu diyor. Şöyle de bir şey var, sanki Nuri Bilge de kanın muhtarı artık. Öyle. Her sene mesela. Aynen. O bu sene de. Bu sene de bir ödül aldı. En iyi kadın oyuncu olarak verdiler. Çok tebrik ediyoruz kendisi. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Evet. Özellikle yaptığı dizilerde olsun, filmlerde olsun. Mazlumlar Apartmanı vesaire. Muhteşem muhteşem şeyler yapıyordu. Ama biz o filmi de izledik arkadaşlar. Biz her sinefiller olarak. Onu da izledik ama dedik ki aman aman bir oyunculuk yoktu. Acaba yani neden diye de düşünmedik değil. Çünkü orada biraz etiket gibi. Yani bir bilgi varsa ödülde vardır. Ödül vermemiz gerekiyordu. Etiket olmuş. Gerçekten kanın muhtarı olmuş. Belki Zeki Demirkubuz bunları biriktire kendi filmde çıkacakken bir sansasyonel yaratıp böyle şey yapayım diye. Zaten. Kendini ortalara atmış olabilir. Çünkü hayat arkadaşlar özellikle bu pandemiden sonra yani pandemiden sonra sinema çok kötü bir hale geldi. Sinemaya gitmeler azaldı. Zaten artık platformlar var biliyorsunuz. Disney'dir, Amazon'dur. Netflix, Chatchut. Zor olacaktı gişesi. Evet ama hala da çabalıyor bu arada. Birçok yerde vizyona girmeyi başarmış filmlerinden bir tanesi. Yani çok fazla şehirde girmiyordu normalde filmler. Hem türünden ama Ankara'da da her yerde girmemişler tabii. Öyle mi? Nasıl olmaz da tabii. Sadece Büyülü Fenerli Ankamoğlu'da var başka hiçbir yer. Hayır. Büyülü Fener Bahçeli'ler, Büyülü Fener Kızlar başka hiçbir yerde yok. Doğrudur. Ankara'da var. Ankara'da bu şekilde olaylar bu şekilde seyretmiş. Sonra Nuri Bilge Ceylan'da tweet atıyor. Tweetinde de gayet edepli. Beyza var mı elinizde tweet bilmiyorum ama böyle çok düzgün bir şekilde bunu söylüyor. Beyza ama, hemen. Genel olarak diyor ki hani ben diyor şey açıyorsa YouTube kanalı açsın. Ben işte gündemi meşgul etmek istemiyorum. Minimalinde gayet saygı dolu bir tweet atıyor. Bu atılınca da Zeki Demirkubuz daha böyle şey gözüküyor aslında. Deli adam. Deli adam gözüküyor. Bana yani kendini deli etmiş gibi gözüküyor. Ne yaparsa yapsın. Gidik adam mı? Gidi kızlar. Bu şekilde yani genel olarak bu olay bu. Bakalım bundan sonra YouTube kanalı açılacak mı? Neler açılsın olacak? Arkadaşlar açılsın, çok eğleniriz bir bu arada. Çok eğleniriz. Hemen yorumlarız. İzleriz. Her tweetini böyle analiz edelim. Deep analiz. Aynen deep analiz. Hani ekstra bir video aynen başlığı altında. Zeki Demirkubuz mu Nuri Bilge mi? Tartışmaları. Sen yorumlarda ya çıkabilir. Ben Nuri'ciyim. Çünkü filmlerini çok seviyorum. Kişilik olarak aşırı aşırı yorum yapmak istemem ama Zeki Demirkubuz. Beyza sonunda buldu tweetini. Evet Beyza. Lütfen. Evet, yapı da yine Nuri Bilge Ceylan'ın bu coolluğu yine gösteriyor. Ne söylerse söylesin diyor. Ben cevap vermeyeceğim diyor. Ama diyor bu üslup karşısında mümkün değil artık yeter tribüne girmiş. Haklı bu arada. Diyor ki kendine gerçekten bir YouTube kanalı açsın, bir açmalı yani diyor. Açarsa iyi eder. Evet. Hayda. Ama bir de şey aynı Zeki meydan. Çünkü Zeki Demirkubuz diyor ki bak etti. Evet diyor o da diyor bir şeyler yaparsa bir yayın açacağım YouTube kanalından günlük diyor görecek diyor. Evet. Bu da açarsa iyi olur bu arada. Ve başka bir şey daha vardı. Tetikler bir cümlesi daha var çok hatırlamıyorum ama direkt böyle hani sokak ağzıyla konuşuyor. Asla bütün şeylikten uzak yani. Kendini nasıl böyle bir şeye... Bilmiyorum. Tamamen reklam ama şöyle ama adam diyor ki ben top oynuyordum sakatlandım. Ondan sonra sakatlandım. Top oynayamayınca ben böyle millete saldırıyorum. Ha, bir kendini şey, söylüyor. Bir de şey olayı da var.
filmimi çaldı olayı var. Üç maymunu çaldı olayı var. Asıl önemli olan o. Evet. Ama bu da şöyle diyor ki Zeki Demirkubuz. Ben üç maymunu hiç izlemedim. İnsanlardan duyduğuma göre vesaire diyor. Nuri Bilge de diyor ki sen izlemediğin bir film hakkında nasıl böyle bir yorum yapabilirsin diyor. Haklı olarak. Yani. Tabi. Bu da saçma. Bu da saçma. Bilmiyoruz. Böyle olaylar olaylar. Sanki ya Nuri Bilge Ceylan sonuçta isim yapmış Türkiye. Nuri Bilge Ceylan diye bir, aynen. Var yani o filmde. Böyle. Ceketimizi çıkarabilir miyiz? herkesin babası bile bir kere duymuştur bu adamı. Duymuştur. Aynen. Benim babam bile izlemiş yani. Ben izlemedim. Aynen. Yazıklar olsun Nuri sana. Nuri Bilge Ceylan virginity'mi arkadaşımla beraber. Üç maymunla. Zeki Demirkubuz. Aa doğru. Kronları Snake. O da çok iyi filmdi. Güzeldi. Peki bir soru. Zeki Demirkubuz megalomanyak mıdır? Ne dostum? Böyle deli midir? Yok. Anladım. Tam o kelime Google tabirini bilmiyorum ama bence öyledir. Beyza Hanım hemen bir Google'layıp bence daha katılıyorum. Ne diyorsun? Öyledir hemen. Bu arada. Öyleymiş. Hitler gibi düşünün. Ha. Egoist gibi bir anlamı var sanki megalomanın. Ama başarılı. Ya başarılı. Başarısız değil ama neden bu seçim? Bir şey diyeceğim. Tamam. Hayatta kaderin ikincisi değil miydi arkadaşlar? Evet, konusu neden hep bir kader kadın... iki eşittir hayat. Ve hani neden bir hayat kadının üzerinden gidiyor sürekli? Neden bir farklılık yok? Zaten şu şekilde bir sansasyonlar oluşmuş. Geliyor mu megalomanyak? Evet, megalomanyak da kişinin kendini aşırı beğenmesine ek olarak has safhada bir mükemmeliyetçi olma durumuna deniyormuş. Bence bunu bir kez öğrendim. Evet. Ya ondan bunu görüyor muyuz bilmiyorum ama belki de hani sinema severler Nuri Bilge Ceylan'ı öyle görüyor olabilir. Evet, de dışa vurumla alakalı. Nuri Bilge Ceylan çok şöyle düşün, sahne. Bu adam 27 kere bir sahne çekiyormuş. En kötü ihtimalle 27 kere bu. Filmlerin çekiminin uzaması demek, oyuncuların ağzına sıçılması demek çok affedersiniz. Ve senaryo süreci çok uzun, film süreci yıl, ay hani uzun süren bir sürece sahip. Geliyor mu megalomanyak? Evet, megalomanyak da kişinin kendini aşırı beğenmesine ek olarak has safhada bir mükemmeliyetçi olma durumuna deniyormuş. Bence bu Nuri Bilge Ceylan olabilir. Evet, sinema severler Nuri Bilge Ceylan'ı öyle görüyor olabilir. Evet, de dışa vurumla alakalı. Nuri Bilge Ceylan çok güzel. Ya şöyle düşün, bu adam 27 kere bir sahne çekiyormuş. Bence bu adam haklı bir haklı bir ego olabilir ama tabii bunun iç ilişkileri nasıldı o tarz bir şey yorum yapmak istemiyorum. Ben sadece filmleri bir tane olabilir. Video vardı ya Nuri Bilge Ceylan'la bir oyuncu kavga ediyor. Evet şey hangisi unuttum. Doğu Demirkol'a bir şey yapması için anlatıyor 100 kere şeyde. Bu benim senaryom. Evet Allah tarzında değiştirmeyin. Değiştirme. Oradaki tek bir cümle için bile biz hepsini düşünerek yazdık falan diye. Evet zordur kesin. Onunla çalışmak aşırı zordur. Kesinlikle zordur. Ama görüyorsunuz çalışanlar gidiyor, ödül alıyor. Evet. Nerede ödül alıyor? Kandı. Kandı ödül alıyor. Nasip olsun. Amin. Amin. Bu şekilde biz bu konuyu artık kapatabiliriz bence. Başka var mı söylemek? Evet bunlar kavga etmeye devam etsin. Bize de YouTube, malzeme aynen, çıkar. Aynen YouTube kanalı umarım açılır. İnşallah. Gerçekleri görürüz çünkü. Çok eğleniriz arkadaşlar. Severim şahsen ve detaylarını da öğrenmek isterim. O yüzden bakalım. Tamam. Burada Zeki Demirkubuz biraz Sedat Peker'lik yapmaya çalışıyor. Evet. Çok iyi. O kadar iyi bir tespit ki. Böyle sağ sola tehdit edeyim, video çekeyim. YouTube kanalı açıp açmak. O zaman Zeki Demirkubuz sinema sektörünün mafya babası diyebilir. Hayır. Abartalım biraz. Mafya babası olmaya çalışan birisi. Ama Sedat iyi. Hayır değil. Sedat iyi değil mi? Ne? Sedat iyi değil, iyi film kalsın. O film kalsın işte. Nasip olur mu Zeki Demirkubuz'a değil mi? Saygılar, saygılar. Saygılar, saygılar. Saygılar. Abi. Bir şey verdik, izlerdik. Neyse. Konumuz. Konumuz, bir de tamam, bir bombastik. Dakika. Evet, bir diğer konumuz da kızılgoncalar. Bomba gibi geldi kızılcık şerbetinden sonra. Evet, kızılcık şerbetinin daha böyle şey hali, hardcore giden hali, eleştiri, şiddet, tarikatlar, cartlar, cüplar. Ve Fox'ta çıkıyor bu dizi. Evet. Özcan Deniz oynuyor. Ben hiç beklemezdim Özcan Deniz. Özcan Deniz aslında. Çok Atatürkçü bir adammış. Öyle iddia ediliyor. Öyle evet. İddialar var bu arada. Özgün Amal'la birlikte oynuyorlar. Özgün Amal da yıllar sonra, kocası vefat ettikten sonra yıllar sonra yaptığı işlerden bir tanesi. Evet, ve gerçekten aşırı şey bir karakterle geliyor. Hani güzel bir karakterle. Kocası vefat mı etti? Evet. Kaç yıl önce öyle oldu. Uzun süre hiçbir iş yapmıyordu. İlk işi. İlk işi sanırım. Aynen. İyi bir ikili olmuşlar çünkü böyle şey... Dizinin konseptine çok uygun. Özcan Deniz aslında kafada uymuyor. Düşündüğünde ne alaka Özcan Deniz falan olsun. Çünkü Özcan Deniz genç bir kızla evlenmediği bir dizide asla oynamaz. Ve beyaz atletle çıkamadı. Pardon siyah atletle çıkamadı. Asla. Beyaz atletle Yılmaz Erdoğan. Ama bu ters köşe yapmak istemişler sanırım. Özcan Deniz'in buradaki rolü seküler bir Atatürkçü. Atatürkçü sanırım tamam. Öyle. Seküler bir insanı oynuyor.
Özgün Amal da bir tarikattaki, tarikat mensubu, ailesi öyle. Faniler adlı bir tarikata mensuplar. Depremden sonra İstanbul'a göç ediyorlar ve orada da hani dünya ile tanışıyor aslında Özgün Amal ve kızı. Diziyle ilgili hiçbir fikrim yok. Bildiğim tek şey çok fazla sansasyonlara sebep oldu. Hatta evet. Bazı insanları, bakanları falan ya böyle büyük büyük insanları bir böyle titretmiş bir dizi olmalı ki mekan izinleri iptal edildi. Evet. Küçükten ceza yemişler. Ve şey falan diyorlar hani İsmail'a cemaati diye bir cemaat varmış, onlara da dokunmuş bu. Onların canını yakmış. Neden acaba? Vurmasınlar bunu. Ve bundan sonra nasıl gidiler? Kızılcık şerbeti bile bir ara yasaklanmıştı değil mi? Evet. Sanırım hani yayınlanmamıştı bölümü. Niye? Güya dini değerlere, saygısızlık vesaire gibi şeylerden dolayı. Wow. Bu dizi daha ağır bir versiyonu desin, ama... Bu direkt onu eleştirmek için aslında. Direkt eleştirmek için. Çünkü ana karakterimiz Özcan Deniz'in babası işte 28 Şubatçılardan birisi. İşte bu kapalı insanlara karşı ön yargıları taşıyanlardan birileri. Ondan sonra ama hani sadece kapalı olmak da değil. Yok daha birinci bölüm izledim. Bir şey yok. Buna aşık olacak arkadaşlar. Böyle bir dizi genel olarak. İstimali, ve birçok insanın da bir taraflarını yakmış. Yakmış. Çünkü yani bu kadar çok hani bütün falan daha birinci bölümden araya girmesi. Ki mekan değişikliği evet, yani barındırmamak. Ümraniye'den Fatih'e mi geçmişler? Fatih'ten Beykoz'a geçiliyor. Pardon ben de. Ümmü Gülsün deyince anlıyorum. Bayağı çağrışım. Ya Fatih mekan olarak evet çok uyuyordu bu işte şey evet. Kesim, muhafazakar kesim falan. Güzeldi ama neyse Beykoz'a geçmiş. Beykoz olur. Orada bir, evet. Her yerde davasını sürdürebilir herkes. Kimse evet. Unutmasın. Yani tebrik ediyorum gerçi bu arada. YouTube, gerçi Netflix yayınlar. Netflix yayınlayamaz. Netflix çünkü zaten eşcinselleri yayınlıyor. Bir eşcinsel karakter koyarlar. Tarikat yurdunda büyümüş. Aynen öyle. O da karşılık olaylar sonuçta. Gayet sonra güneşi gördüm. Anlatılır. Güneşi gördüm. Bu sen kadın mısın? Bu şekilde bir dizi. Böyle bir haber. Güzel. Yani devam ederlerse bence gelin yozlaşmış. Bir ses geçin burada çünkü uzun zamandır görür müyüz? Hiç böyle bir içerik yoktu. Herkes böyle daha klasik türlerden gidiyordu. Ses getiren bir şey hiç görmedik bugüne kadar. Peki bu neden şimdi birden böyle tarikat yapmaya başladılar? Kızılcık şerbetinden biraz cesaret alındı bence. Şöyle, kızılcık şerbetinin geçtiği yollardan geçiyor ama onun çok daha ağır ve daha böyle aynen gerçekçi versiyonu bence. Gerçekçi kızılcık şerbeti gibi Daylaylon bir dizi değil. Evet. Bir tek önünü açmış gibi oldu kızılcık şerbeti. Aynen öyle. Çünkü evet. Hani bu da bir soru ve bu soruna değinen hiçbir şey yoktu bu arada. Ben hatırlamıyorum ben dizi, Türk dizi tarihini çok ilgilenmeyi çok olarak ben sanmıyorum zaten uzun süre olabilir. Medcezir olabilir. Siz kanun etmeyin dediği dizi. Türk dizisi. Evet, Medcezir. Ama ben bir de şöyle bir şey fark ettim yani Türkiye şeyde, ana akımda yıllardır kapalı bir, yani kapalı bir... Tesettürlü insanlar çıkmıyordu. TRT dizileri hariç. Tesettürlü insanlar evet. Çok yer vermiyordu. Ama burada kırmaya yönelik şeyler yapılıyor artık. Ben en son Sakarya Fırat'ta görmüştüm. Sakarya Fırat'ta. Dizi nasıl ya? Askeri dizi değil mi? Nasıl? Evet. Nasıl bir formalı erkek şeyi oradan başlamadı mı? Evet. Nasıl bir formalı erkek şeyi oradan başlamadı mı? Bir şey söyleyeyim. Ben tek Türkiye. Hayır ya bir tane asker dizisi vardı. Şey oynuyordu, Levent oynuyordu. Levent Kırcı. Oha. Levent kim? Levent. Şey Bilce Akalay'ın eski kocası arkadaşlar. O, evet, Sakarya Fırat. Evet. O Sakarya Fırat evet. Mı? Sakarya Fırat. Cehalet. Şey değil mi? Kurtlar Vadisi'ndeki Polat'ı seslendiren kişi. Bir saniye. O mu? Sakarya Fırat. Hatta şey de oynuyor. Çünkü ben İstanbul'daki şey, o da orada oynuyordu. Neydi o adam adı? Şarkı söyleyen. Kubat. Erkan Kolçak Köstendi. Yavrum bu değil, bu değil ya. Ben böyle bir dizi izlemedim. Abi işte Tayanç Ayaydın, Birce Akalay'ın eski kocası. Sen Bircan'ın kocası diye Bircan'ın bahsediyorsun. Hayır ya. Başka hangi kocası vardı onun ya? Ya dur oğlum sakin olun. Bir. Doktorlar. Belki de sevgilisidir, evlenmemişlerdir. Ya adı şeymiş, Sarp'mış, soyadı Levent oğluyum. Ya bu adam güncel Fox'taki şey dizilerinde oynayan adam. Bu Levent dizilerinde. Sen şu an videonun içinde miyiz? Bir saniye videonun içinde de olabiliriz. Çok önemli bir şey bu. Evet. Arda Kural'ın oynadığı o dizi arkadaşlar. Şey o Emret Komutanı. Ha Emret Komutanı. Evet, en sevdiğim dizi. Allah'ım yarabbim. Evet. En sonunu mu izledin? En son
son onu izledim asker dizisi olarak. O çok güzel diziydi. Çok çok. İşte ben orada Serp Levent Orman'a aşıktım sen. Ben Arda Kural'a ve Engin Happy'leri'ye. Ben öyle sarı tiplere aşık oldum. Sarı tipler. Çok maçta tuttum. Ama şimdi. Bak birkaç tane şey var. Tom Hardy. Chris Evans. Ne? Duraksın. Evlendi ya şimdi soyadını değiştirdim. Allah Allah. Çünkü karısına o kadar aşık ki aralarında 12 yaş var bu arada. Öyle mi? Olabilir. Aşk yaşı yok. Pınar Altı ve... Ünlülere gelince yok. Pınar Altı ve Yağmur... Neydi şu an? Yağmur... bir şeydi. O da Emret Komutan'la oynamıyor mu? Evet. Oynuyordu değil mi? Yağmur Atacan. Pınar Altı ve Yağmur Atacan da 12 yaş falan olan bir çiftler dedi. Bir de kadın büyük yani. Bu sonuçta kabul görülmeyen bir makam. Bizim... İşte böyle olur. Doğaçlama yaparsan. Bu konuda saptınız neyse kızılcık şerbodan sonra kızıl goncalar geldi arkadaşlar. Kızıl goncalar geldi ve bomba gibi geldi. Umarım çok iyi bir şekilde anlatırlar her şeyleri. Bu arada umarım. Yani her şey tamam. Yani konuda hiçbir sıkıntı yok bence. Çünkü kızılcık şerbetinden daha ciddi bir konu ama ya kızıl olmamalıydı içinde. Evet çok özel bilerek yapmışlardı. Evet. Ama çok özentiliyor. Kızılın ne anlamı var ki yani? Kızılcık şerbeti... O bir deyim gibi bir şey değil mi? Kızılcık şerbeti içmemek, içmek... Olabilir. Galiba. Bir şeye baş kaldırır, kıskandırmama. Kızılcık bir şey değil mi? Aa evet, kızılcık şerbeti içerim yine de konuşma falan işte, derler. Bir şeye baş kaldırır. Kızılcık şerbeti mi o? Başka bir şey. Hayır, öyle o. Öyle o. Bak çekilen zorluklara rağmen iyi gibi görünme anlamına geliyormuş yani. Kanlı ama kızılcık şerbeti içtim. İçeri dışına baktım, yeşil tüpü içine girdim, estağfurullah. Kan kusarım kızılcık şerbeti içtim diyorum. Öyle mi? Aynen. Bak, deyim şu anlamı var. Kan kusarım kızılcık şerbeti içtim derim. Kan kusup? Kızılcık şerbeti içtim derim. Yani kan kustuğumu söylemem. Evet, bu bir evet, ama işte isim bilmiyorum. Belki farklı olabilirdi. Yani neye göre yaptılar bilmiyoruz. Yok gonca falan. Kızıl falan. Ama umarım da şey çok da böyle hani olaydan sapmazlar. Hani sonradan saçmalamazlar. Yani sonra aşka kayacaklar. Belli ki bunlar aşık olacak. İlla ki başlar ama işte konudan sap, anlatmak istediklerinden sapmasınlar. Yeterli bence. Aşk buradan olabilir. Duyurulur. Umarım. Lütfen konumuzdan sapmayın. Savaşınızı, kavganızı, davanızı verin. Aynen kanka. Aynen kanka. Diğer konuya geçelim. Hop. Şimdi bir tane film var arkadaşlar. Belki Instagram'da eğer sinema kanallarını takip ediyorsunuz görmüşsünüzdür. Çünkü kesitleri falan çok fazla var. Bu film gerçek bir hikayeden uyarlama. Film ismi The Act. Joe King oynuyor. Aynen. Kissing Booth'dan bilirsiniz arkadaşlar. Eğer adet dönemlerinizde romantik komedi izliyorsunuz. Evet, ama çok haklısın. Şey, sıcak torbanız, çikolatanız. Aynen, kimse zırıl zırıl ağlarken. Çok güzel gidiyor. Kim oynuyor ama? Bir de Joey King'le beraber yakışıklı Nate abimiz. Nate'in adı neydi? Jacob Elordi. Jacob Elordi. Doğrudur. Lan Kissing Booth izlemedin mi? O sırada Mubi'den filmler bakıyor. Hayır. O gece nasıl kaybedilir? İzlediniz mi? İzledim. Onu izliyorum. Evet. Evet, buradaki filmimizde önemli olan şey neydi? Bu işte kızını bir hastaymış gibi yetiştiriyor. Bu gerçek yıllarca. Hali bu arada. Evet. Bu da filmdeki halleri. Burada çok güzel. Özellikle kızı çok güzel yazmışlar. Anne kızını bir hasta gibi yetiştiriyor. Aslında kızın öyle bir sorunları yok diyebilirim ben. Kızın hiçbir sorunu yok. Evet, küçüklüğünden beri onu işte teker sandalyedir, görme bozukluğu gibi böyle. Direkt yetilerini köreltiyor yani psikolojik olarak. Bunu o kadar küçüklükten beri yapıyor ki kız farkında değil yani. Hı. Hatta gerçek hayatta işte bu kız sonra zaten annesine dayanamıyor. İşte sevgili buluyor kendisini internetten tanışıp. Kız sonra buluyor. Bir plan aynen bir plan kurup annesini öldürüyor. Ve sonra işte kız annesinin Facebook hesabına ya da kendi Facebook hesabından işte bir şeyler paylaşıyor. Bir bakıyor komşular evinde anne ölü. Kız yok. Tekerlekli peki, sandalyeye şey olan kız nasıl öldürüyor? Peki kız kendisinin sağlıklı olduğunu fark edip mi birisi? Evet, erkek arkadaşıyla beraber olunca onu fark ediyor. Ama yıllarca kız işte tüplerle yaşamış da kendi insanları. Bütün her şey, bütün fotoğrafları bozmuş gibi. Göz
küpü kullanıyor aslında kızın hiçbir şey. Sağır diyor hatta bu kıza. Hani dünyadaki bütün hastalıkları kızındaymış gibi, kızı bir engelli bir bireymiş gibi davranıp yıllarca o şekilde geçimini sağlıyor, kadın çalışmıyor. Hani sırf devletten ve hayır kurumlarından para almak için. Aynen. Bu şekilde hem çalışmıyor hem kızı evinde dizinin dibinde, kendisi de evinde. Nasıl bir para kazanıyor. Amerika'da böyle şeyler çok var bu arada. Eğer bir ara annem çok üzülüyordu böyle olayları izliyordu. İyice kafayı yemişti annem de. Evet. Aman kızım kimseye güvenmiyor. Şeyden olabilir mi? Devlet imkanları gerçekten bu konuda çok fazla olabilir mi Amerika'da? Onundan da rahat battık. Rahat mı battık? Gerçekten dolar kazanıyorsunuz oğlum. Daha çok dolar gelsin diye. Bu olay nasıl tekrar gündeme geldi? Gerçek hayattaki işte kızımız Gypsy Rose hapisten yeni çıktı. Geçen günlerde çıktı. O yüzden neler söylemiş hapisten çıkıp? Pişmanım demiş. Yapmamam gerekirdi demiş. Aynen yapmamam gerekirdi demiş. En azından öldürmeseydim demiş. Kızım o zaman huzura ermiş yani. Davranan çok kötü. Affetmek kolay. Hem hayatın yani büyük bir çoğunluğu böyle kendi hiçbir şeyin farkında olmadan hasta gibi geçiyor. Sonra hapse giriyorsun, bir de orada geçiyor. Yani ömrünün çoğu. Şu an yeni doğmuş gibi olabilir diyebilirim. Kaç yaşında yani acaba? Bayağı da yaşıyor gibi. Bu film yeni mi çıktı? 2019'da çıktı. 2019. Dizi. Güzel. Mini dizi mi? Büyük ihtimal. Mini dizi ise işte onları birleştirince film oluyor. Evet, şimdi çünkü ben bunu nereden gördüm arkadaşlar? Zeki Demirkubuz söyledi bunu. Ama o zaman doğrudur. O zaman doğru. Bak bak. Mini dizileri peş peşe koyun diyor, film oluyor diyor. Aynen. Böyle dedi. Vay amık. Biz onun yalancısıyız. Ha valla öyle. Yani bayağı farklı bir şey. Aynısını canlandırmaları güzel olmuş gerçekten. Film, mini diziyi de izlemek evet lazım ama. Bence de izlemek lazım. Ben mini dizileri severim. Kasvetlidir kesin. Böyle bir ses kesin. Bakmadım. Evet, çok yaşında. 32 yaşındaymış kız. İyi, o kadar da geç değil. 32 yaşında mıymış? Vay be. Oğlum 32 yaşında. Düşünsene sen şu an 20 yaşındasın. O 32 yaşına gelene kadar yapacağı şeyleri demiş. Ne demişler? Yaş 35 evet, yolun yarısı. Kız yolun yarısını böyle geçirmişler. Yolun yarısı değil mi? Belki yarısı. Misal. Tam yani. Genel tam ortalama. Oranlara göre. Bu arada ben bu şeyde okudum onunla ilgili. Kızı da sürekli hastaneye götürüyor. İşte şu hastalığı var, bu hastalığı var bilmem ne diye. Eğer bir doktor öyle bir hastalığı yok gibisinden bir şey söylerse anında o doktorla görüşmeyi bırakıp başka doktorlar arıyormuş. Tabii kadın çok profesyonel davranmış. Ben diyecektim yani bütün insanlar nasıl böyle, bütün doktorlar nasıl kandırabilir bu şekilde yani, diye bir şey yapmış. Ve hani kız hiç mi böyle denemedi yürümeyi falan? İşte bir kez denemiş sanırım. Annesi kafayı yemiş ayakta görünce. Psikolojik de bir arada, baskı olduğu için. Muhtemelen şiddet de vardır. Ölemeyeceksin vesaire gibisinden. Ama güzel ilginç olmuş. Yani Türkiye'de de böyle, Türkiye'deki insanların da psikolojisi çok acayip mükemmel değil de Amerika'da bu tarz olaylar çok fazla var. Çocuk istismarı, çocuk şiddeti. Özellikle Amerika'da deli çok. Niye öyle? Ya toplumdan şey yapamıyorlar, anlaşamıyorlar. Ya toplumun düzeni bir tık. Topluma entegre olamıyorlar. Aynen. Çok bundan farklı sonra olduğu için. Evet. Yani çok fazla sosyal ortak bir şey yok. Çok farklı bir yapıya sahip aynen. Herkes topluma aşırı entegre olamıyor. Ve çok bireysel de. Aynen, toplumsal de olarak yani. Yani kim kendi işlerinde. Kimse umurunda değil. O yüzden Fight Club'a çıkıyoruz. Kendi kendine savunuyoruz yani. American Dream o kadar da dream değil. Evet. Amerika kara listemizde. Aynen. Mesela bir gece çalışırken bir tane adam benim çalıştığım yerin önüne geldi. Sohbet ediyoruz öyle. Sonra arkasını döndü. Bizim dükkanın oraya işedi ve gitti. Canlığa bakın. Bak işte. Ne dersin deli ama. Deli. Normalmiş orada. Deli ya. Öyle öyle. Ya biraz orada aslında ben şunu da düşünüyorum. Uyuşturucuya erişim aşırı kolay. Belki Türkiye'de de kolaydı. Amerika'da kolay. Amerika'da ya, çok kolaydı belki. Onlara erişim çok. Hayır onlar sadece ot değil. Ot birçok eyalette legal. Diğer uyuşturucu maddeler de çok. Kanada'da tamamen yasak bazen. Öyle mi? Harbi mi? Bütün uyuşturucu. Nasıl yasal olabiliyor ya? Nasıl bir toplum düzen sistemi? Görseniz sokaklarda sürekli böyle uyuşturucu bağımlıları yatıyor. Bizden yatıyor. Hepsi fakir. Aslında ciltlerini öyle görseniz öyle. Yara, vur. Tamam. Hadi. Evet. Bugün magazin gündemimizin sonuna geldik. Magazinde neler konuştuk? Zeki Demirkubuz'la Nuri Bilge Ceylan'ı konuştuk. Kızıl Goncalar'ı konuştuk. The Act'i konuştuk. Bu ablamızın çektiklerini. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Bir sonraki videolarımızda sizi bekliyoruz çünkü magazin videoların devamı gelecek. Evet. Dolu dolu içeriklerimiz. Beğendiyseniz evet, beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Unutmayın. Ve Beyza Barış kanalına çok 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 teşekkür ederiz. Ya ben bir şey olmayayım. Bekle bir daha yapalım. Ve burayı abone olmayı bir daha yapalım. Tamam. Çünkü ben böyle kalamazım. Bildirimleri açmak için zile basmayı unutmayalım. Evet.
sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Yeni videolarda da takipte kalın çünkü evet, çok heyecanlıyız. Barışkanlar Lojisti. Çok çok teşekkür ediyoruz. Beyza Barışkan'a katıldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Öpücükler. Beyza Barışkan magazin videolarımızın daimi konuğu olacak. Evet. İyi günler. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet lütfen. Evet, fikirlerinizi bizimle paylaşın. Ben o zaman canım. Beyza Barışkan.